Herkese merhaba, Design Sünnet Coral Draw derslerine hoş geldiniz. Değişik bir derste sizlerle beraberiz. 13. dersimizde Darth Vader'ı çizeceğiz. Vektörel bir çizim olacak ve bu vektörel çizimle beraber hızlandırılmış videoda eklenecek. O yüzden ben bu videoyu çekerken çok fazla kamera hareketlerinde ileri geri yapmayacağım. Yakınlaşmam gereken yerlerde yakınlaşacağım, sonra uzaklaşacağım. Birazcık sabit bir görüntü olacak. Vektörel çizimi birazcık ikonik bir tarzda yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla full detay girmeyeceğim. Yani bu ışıklar, gölgeler falan olmayacak. Sadece kaba kalıbı çıkacak ve bu nesneyi dışarıya doğru attığımız zaman bir ikon görüntüsü ortaya çıkmış olacak. Hedefimiz bu. Şimdi yavaş yavaş öncelikle şapkanın şu kısmına yakınlaşarak çizimimize başlayalım. Freehand tool'la öncelikle şöyle ortadan başlıyorum. Neden ortadan başlıyorum? Çünkü maske yapısı zaten şeye müsait. Ortadan ikiye bölündükten sonra çizimi yapmaya müsait. O yüzden bu şekilde bir kendime hedef belirledim. Köşe noktalarını gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Oval girebileceğim yerleri. Evet. Şimdi şöyle dış çizgisine de sarı rengini vereyim, belli olsun. Hemen bunu çizdim, ne yapıyorum? İki kere tıklıyorum, Shape Tool'a geçiyor otomatik olarak. Bütün noktaları seçip buradan Convert to Curve, diğer derslerden hatırlayacaksınız. Artık çizgilere oval verme kısmını aktif ediyorum. Ve şimdi buralara hareketlerimi girmeye başlıyorum. Neden Star Wars çiziyoruz? Çünkü son zamanlarda vizyona girdiğinden itibaren artık her yerde Star Wars temalarını gördüğümüz için insanların bunlara gerçekten rağbeti olduğunu gördük. Ben de bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Çizim sağdan soldan iki ayrı yana birleşeceği için bitiş noktalarını iyi hesap etmem gerekiyor. Bu derste daha çok böyle freehand tool, pen tool gibi araçlar kullanacağım. Daha çok bunların pratiğini yapmış olacağız. Yani bunu yaptıktan sonra aslında çok fazla çizemeyeceğiniz bir şeyin kalacağını düşünmüyorum vektör olarak. Çünkü freehand tool ve pen tool'la hemen hemen her şeyi çizebilirsiniz. Sadece birazcık daha böyle elinizin aşina olması ve hızlı hareket edebilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Evet, birinci şapka kısmı gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi hemen aşağı kısımlara doğru şu kafa yapısını bir çıkartalım. Değişik de bir kafası var. Şöyle içeriye doğru girdim birazcık. Bunu da aynı şekilde oval yapıyorum. Kafayı sadece şuradan birazcık şöyle oval kısmını oluşturacağım. Şimdi burada nasıl bir durum oldu? İki tane nesne burada birleşti. Bunun önüne geçmek için ne yapıyorum? Önce birinciyi, sonra ikinciyi seçiyorum ve buradan trim diyorum. Dolayısıyla kesmiş oluyor. Yani şöyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi göz kısmını halledelim. Yavaş yavaş içeriye doğru gireceğim. Şu an bayağı kendimi böyle operasyon yapıyormuş gibi hissediyorum. Ameliyat. Pür dikkat, nereden nereye girebilirim? Neresi derin, neresi değil? Nereyi nereye koyarsam tam derinliği yakalamış olurum gibi düşünceler çizimi yaparken ve bir de bunu kayıt altında tutarken birazcık strese sokuyor. Birazcık daha yakınlaşalım şu göze. Şöyle bir itirafta bulunayım. Ben Star Wars'u hiç izlemedim.
Bu karakterle de daha önce hiç ilgilenmedim. Şu an ilk defa sadece insanlar rağbet ediyor diye çizimini gerçekleştirmek istedim ve ilk defa bu kadar detaylı bakıyorum bu karaktere. Şurası düz çizgi sayılırmış ya. Evet. Yani birazcık daha doğaçlama bir çizim yapıyorum diyebilirim. Daha önceden çizmiş olsaydım muhtemelen nereye nereden gireceğimi daha rahat karar verebilirdim. Ama bu videolarda asıl zaten göstermek istediğim de tasarım sürecinde nasıl düşünüyoruz, nelere göre hareket ediyoruz, sıkıştığımız zamanlar nasıl çözümler üretebiliyoruz bunları birazcık göstermek. O yüzden bunlara girmek aslında birazcık da bizim için iyi. Şimdi şuradaki çıkıntıya gelelim. Bu işin en zevkli yanı, yavaş yavaş karakter oturmaya başladığı zaman renklendirme kısmında gerçekten keyif verici anlar yaşanıyor. Çünkü karakter ortaya çıktığı zaman bir şey başarmış olmanın verdiği bir hissiyat var. O çok müthiş bir şey. Sizler de yavaş yavaş vektörel çizime geçtiğinizde eğer bu noktaya adım atarsanız bunu çok iyi fark edeceksiniz. Benim daha önceden daha eski bir kanalım vardı. Ali'nin blogu diye. Orada bu tip insan suratı çizimleri çok yaptım. Daha çok ünlüleri çizmiştim. Güzel bir tepki almıştım oradan, güzel bir yorum almıştım. Ve arkasından CorelDRAW'ı öğrenip o tip çizimler yapmaya çalışan çok insan gördüm. O da beni çok mutlu etti. Umarım bu videodan sonra da daha fazla olur. Evet, gene bir trim hareketiyle buradaki kemik kısmını oluşturdum. Şurada şöyle bir çıkıntı daha var. Vallahi çok ışık mışık girmek istemiyorum demiştim ama azıcık girsek mi diye düşünüyorum şu an. Neyse, şimdi şu burun kısmını halledelim. Normalde videodan birazcık daha keyif almanız için arka plana bir Star Wars müziği koymayı düşünüyordum ama maalesef telif olaylarından ötürü YouTube bize bunu olanak tanımıyor. Eğer diyor telifli bir müzik koyarsan senin videondan müziği kapatırım. İnsanlar sessiz sessiz seni izler diyor. Biz de haliyle koyamıyoruz. Belki amatör bir müzik koyup arkaya yerleştirebilirim. Onu da tabii videoyu çektikten sonra düşüneceğim artık. Bu arada tabii artık bu eğitim videosu olmaktan birazcık çıktı. Birazcık hani ikili bir sohbete döner gibi bir video oldu. Birazcık olmasını istediğim zaten o. Yani böyle şu kurumsal anlatım dili, o ağız falan beni açıkçası çok memnun etmiyor. İzleyen kişilerden de aldığım yorumlar daha çok bu yönde. Yani bu robot gibi anlatım. İşte şimdi buradan kartu bilmem ne şunu seçiyorum. Bunu yapıyorum. Şimdi buradan böyle bunu bu şekilde konuşmak çok hoşuma gitmiyor. O yüzden videoları bu şekilde çekiyorum ve bu şekilde çekmeye de devam edeceğim. Designers kanalının birazcık da diğer kanallara göre farkı bu. Bir de tabii videoların içine bazen hareketli grafikler eklediğimiz zaman oradan da çok güzel tepkiler almaya başladık. Çok güzel yorumlar almaya başladık. Onları da bazen soranlar oluyor. After Effects programında yapıyorum. After Effects programında bu tip videoların üzerine montaj yapmak mümkün. Gayet de kolay. Öyle zor bir yanı yok. Herkes yapabilir.
Şimdi burada yeni bir şey öğreneceğiz. Rectangle tool, yani burada kare. Kare yapma aracına gelip buraya şöyle bir kare çizdim kafama göre. Daha sonra şöyle renk vereyim. Shape tool'a gelip onun köşe noktasına dokunup çektiğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde ovalleştirme yapabiliyorum kenarlarına. Bu da bana burada kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz gibi yaptım. Şurada bir tane daha var. Onu da yapıyorum. Ondan sonra bunu şöyle küçültürsem eğer kenarları gördüğünüz gibi büzüşecek. O aynı orantıda gelmeyecek. O yüzden buna Ctrl Q diyorum, yani convert yapıyorum. İki kere tıklayıp buradaki köşe noktalarını seçiyorum ve o şekilde çekiyorum aşağıya. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de burada bir tane kesme işlemi yapmam gerekiyor. Onu da şu üstteki layer'ı kopyalıyorum. Renk vereyim daha belli olsun. Pardon, olmadı. Şöyle yapacağım. Şu kısmı görebiliyorsunuz. Buraya Ctrl L kombinasyonunu uyguladığım zaman burası tek bir renk hali alıyor. Yani tek bir layer haline geliyor. Burada da o ikisini kopyalıyorum. Artıya bastım. İkisi de kopyalandı. Ctrl L yaptım. Renk attı oraya şöyle. Şimdi bu rengi birazcık şöyle çekiyorum. Daha sonra bunu tıklayıp kesiyorum, trimliyorum. Bu rengi silebilirim artık. Birazcık kafa karıştırıcı oldu ama azıcık kafa karışıklığı iyidir. Bizi hocalarımız hep öyle der. Evet. Şöyle bir dışarıya çekelim bakalım ne durumdayız. Benziyor mu, benzemiyor mu? Evet, benziyor. Güzel. Şimdi şurada bir yuvarlak var. Bu yuvarlak buradaki her şeyi kesiyor. Her şeyin üzerinde. Ardından o yuvarlak şöyle geliyor. Bunu da kesiyor. Bunun da arkası hafif oval gidiyor. Tabii bu layer'da şöyle arkada birleşmesi gerekiyor. Buna direkt şöyle renk atayalım. Bunun üstünde dursun. Evet, şimdi buradan şöyle şu kısma geçelim. Buraya bir kare çizdim gene. Burada tabii bu işlemi geri alabilirim. Tam emin değilim. Dediğim gibi birazcık doğaçlama gidiyorum ve deneme yanılma yolda yapıyorum bazen. Shape tool'la şu kareyi birazcık ovalleştirdim. Şimdi bunu da Ctrl Q yapıp Ctrl Q yapmıyorum, onu geri alıyorum. Şuradan envelope aracını seçip şu iki noktayı şöyle yukarı kaldırabilirim. Evet. Şimdi bu gittikçe küçülen bir şey. Ne yapıyorum? Bir tane kopyalıyorum aşağı doğru. Shift'le beraber hizalı bir şekilde kopyaladım. Kopyaladıktan sonra çok hafif küçültüyorum. Şimdi ben bunu Ctrl D yaptığım zaman onu gittikçe küçültecek. Şu an birazcık küçülttü ama çok küçültmediğim için belli olmadı. Bir daha yapayım. Şöyle küçültelim. Ctrl D. Gördüğünüz gibi böyle küçültüyor. Ama burada birazcık elle ayar yapmam gerekiyor. O yüzden bunları gene böyle manuel olarak ayarlıyorum. Aralarındaki boşluk da tam orantılı değil. Birazcık sıkışarak gidiyor. Evet. Şimdi şu ortadaki beyaz burunu da yapalım. Gene pen tool'a geldim.
Burada sadece şu köşeden baz alarak ilerleyeceğim ve sadece şu hareketi yapacağım. Şöyle. Bunu neden yaptım? Deminki mantıkta. Bundan bir tane daha kopyalayıp Ctrl-L yapıyorum. Renk atıyorum bunlara. Şöyle enişte alayım. Şimdi bir böyle nesnem var. Bir de böyle bir nesnem var. Bunu kessin diyorum. Kesiyor. Ondan sonra bununla işim bitti. Bunu siliyorum. Bunun boşta kalan kısımlarında şuradaki çizgiyi baz alarak bir kare oluşturup buradan da trimliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki alan böyle oluşmuş oldu. Buna şimdi